Bugün 10 Nisan Çarşamba, bayramın birinci günündeyiz. Tüm sevdiklerinize mutlu ve sağlıklı bir bayram diliyoruz. Ve hemen sıcak gelişmelerle başlayalım istiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu bayramda da geleneği bozmadı değerli izleyenler. Bayram namazının ardından MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti ve sonrasında çok önemli açıklamaları oldu Bahçeli'nin. Sözleri İYİ Parti kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener içindi. Bahçeli Meral Akşener'e seslendi ve oyuna gelme, partinin başında kal dedi. Büyük Türk milletinin, siz değerli basın mensubu arkadaşlarımın Ramazan bayramını tebrik ediyor, sağlık ve sıhhatler diliyorum. Bir iki konuda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizden ayrılmış olan bir siyasi partinin bugün tartıştığı konu 27 Nisan'da zannediyorum bir büyük olağanüstü kongreleri olacak. Milliyetçi Hareket Partisi 55 yıllık siyasi hayatında bu tür davranışların birçoğunu yaşamıştır. Ayrışmalar olmuştur. Ayrı partileşmelere gidilmiştir. Fakat sonuç itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi Ulu Çınar gibi ayakta kalabilmeyi başarmıştır. Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında onunla beraber aday olmaya düşünen, partiye güç verme kararını alan proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Ne de olsa geçmişte ilişkilerimiz olan, geçmiş dönemlerde kardeşliğimiz bulunan, geçmiş dönemlerde siyasi hareketlerde komşulukla imkanını bulmuş olan bu siyasi partinin böyle bir oyuna, böyle bir tahrike düşmeden kararını vermek suretiyle 27 Mayıs'ta, Nisan'da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçiren bir olağan kongreyle genel başkan seçeceği yerde istişarelerle partilerini güçlendirebilecek bir yola girmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. Bayram sabahı camiler doldu taştı, yurdun dört bir yanında ve dünyada bayram namazı coşkusu vardı. Tabii bayramın buruk geçtiği yerlerde oldu, tıpkı deprem bölgesinde olduğu gibi. Bayram namazında buluştu tüm buradaki cemaat. İnşallah barış, huzur dünyaya hakim olur. Çok güzel bir atmosfer var. Bir yanda burukluk. Buruk bir bayram geçiriyoruz çünkü büyük bir felaketten geçtik. Diğer yanda sevinç vardı. Mübarek Ramazan'ı geride bırakmanın hüznüyle bayrama kavuşmanın sevincini bir arada yaşıyoruz. Binlerce Müslüman bayram namazında bir araya geldi. Bir aylık Ramazan iklimi bitti. Yerini bayrama bıraktı. Günün ilk ışıklarıyla herkes ayaktaydı. Kalabalık bayram sabahında camilerin yolunu tuttu. Ayasofya ve Sultanahmet Camii yine yoğunluğun en çok olduğu camilerdendi. Öyle ki cemaat avluya sığmadı. Çok erken geldik ama içeriye yine giremedik. Asrın felaketinin acı izlerini taşıyan deprem bölgesinde ise yine buruk bir sabah yaşandı. Enkazda kaldım. Çok şükür. Bugünün bu yüzüne binlerce şükür. Bir yılı geçen süredir konteynerlerde ikamet ediyoruz. Huzurlu, mutlu, kazasız belasız nice bayramlar diliyorum. 14 ay önce kurulan deprem hepimizi sarstı. Ama toparlanmak durumundayız. Ve soykırım altındaki Gazze. Allah Gazze'ye, Kudüs'e, bütün Müslüman aleme yardım etsin. Binlerce Müslüman bayramı katliamın ve açlığın pençesinde karşıladı. İsrail'in gölgesindeki Kudüs'te ise yüzlerce Müslüman Mescid-i Aksa'da bayram namazına durdu. Haberimizin son cümlesiyle yani Gazze ile devam edelim. İsrail'in sadece Ramazan ayındaki saldırılarında Gazze'de 2315 Filistinli daha hayatını kaybetti. Bununla yetinmedi işgalciler. Gazze halkı bayram sabahına büyük bir bombardımanla uyandı.
İsrail vahşeti bayramda da durmadı. Gazze bayram sabahına katliamla uyandı. Tüm dünyanın gözü önünde soykırım yürüten İsrail bir kez daha yerinden edilmiş Filistinlilere hedef aldı. İsrail jetleri Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat mülteci kampında sivillerin yaşadığı bir binayı bombaladı. Kanlı saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinli şehit düştü. Onlarcası da yaralandı. İsrail ne Ramazan'ı ne de ateşkesi biliyor. Bayram gününde bile üzerimize bomba yağıyor. Yaşadıklarımız yetmedi mi? Yaralananlar ambulans ve özel araçlarla çevre hastanelere getirilirken vurulan bina yerle bir oldu. Çevredeki evlerde de büyük maddi hasar oluştu. İsrail'in kampa düzenlediği saldırıda erkek kardeşimi, eşini ve yeğenlerimi kaybettim. Bu işlenen yeni bir suçtur. Çok büyük bir patlama oldu. Binadaki iki kişi hariç herkes hayatını kaybetti. Onların durumu da kritik. Diğer yandan Gazze Sağlık Bakanlığı Ramazan ayındaki İsrail saldırılarına ilişkin kanlı bilançoyu açıkladı. Buna göre İsrail Ramazan boyunca Gazze şeridinde 182 katliam gerçekleştirdi. Havadan, karadan ve denizden gerçekleştirilen bu saldırılarda 2315 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı günse Ramazan ayının son günü oldu. Açıklanan verilere göre sadece 8 Nisan'da 153 Filistinli öldürüldü, 3439 Filistinli ise yaralandı. Gazze'de katliamlarını sürdüren İsrail'e karşı Türkiye'den önemli bir adım geldi. Hükümet 54 ürün grubunda İsrail'e ihracatı yasakladı. Kısıtlamalara karşı İsrail'den gelen karşı hamle ise Türkiye'yi Amerika Birleşik Devletleri'ne şikayet etmek ve ekonomik tehditler oldu. Hava kuvvetlerimize ait kargo uçaklarıyla insani yardım operasyonuna dahil olma talebimizi iletmiştik. Bu talebimizin İsrail tarafından reddedildiğini bugün öğrendik. İsrail'in açlıkla boğuşan Gazze'lilere havadan yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin hiçbir bahanesi olamaz. Gazze'ye insani yardımı engelleyen işgalci İsrail'e Türkiye'den tokat niteliğinde bir yanıt verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'e yaptırım uygulanacağını duyurdu. İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan bu tedbirler gecikmeksizin adım adım hayata geçirilecektir. Hakan Fidan'ın bu sözlerinin hemen ardından Ticaret Bakanlığı ilk adımı attı. İsrail'le ticarete kısıtlama getirildi. Bakanlığın açıklamasında İsrail'in uluslararası hukuku alenen çiğnediği, Türkiye'nin ise Filistin'in yanında olmaya devam edeceği vurgulandı. Çok önceden bu yana İsrail'e askeri amaçta kullanılabilecek herhangi bir ürün veya hizmetin satışına izin verilmediğinin de altı çizildi. İsrail'e yönelik kısıtlamalara eklenenler arasında inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe, granite, çimentodan tuğlaya 54 yeni ürün grubu var. Kısıtlama İsrail katliamı durdurana dek sürecek. İsrail ateşkes ilan edene kadar ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir. Türkiye'nin bu adımı dünya basınının manşetlerine oturdu. İngiliz haber ajansı Reuters, Bakan Fidan'ın açıklamalarına geniş yer verip, Türkiye'nin İsrail'e karşı kararlı duruşunun altını çizdi. Pek çok yabancı basın organında da benzer ifadelere yer verildi. Gazze'deki kardeşlerimize insani yardım ulaştırmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mısır'a ilettiği yardımlar 42 bin tonu geçti. Ayrıca 9. yardım gemisi yolda. Bölgelerdeki hükümet faaliyetleri koordinatörlüğü verilerine göre de Türkiye dünyada Gazze'ye insani yardım gönderen birinci ülke oldu. Öte yandan Türkiye'nin 54 ürün grubunun ihracatını kısıtlamasına İsrail'den karşı hamle geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türk ekonomisine zarar verecek paralel tedbirler alacağız dedi. İsrail, ABD'den Türkiye'ye yaptırım uygulamasını da istedi. İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak seçimli olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener ilk kez kameralar karşısındaydı. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı ve şu ana kadar resmi olarak adaylığını duyuran 4 isimle ilgili de sessizliğini korudu.
Kulislerse hayli hareketli diyebiliriz. İşte adaylık için adı geçen isimler ve İYİ Parti cephesindeki son gelişmeler. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. 27 Nisan'da yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladıktan sonra ilk kez kameralar karşısındaydı Meral Akşener. Sorulardan böyle kaçtı. Kaç sene beraber gezdik, çok sağ olun. Akşener her ne kadar aday değilim dese de aralarında Lütfü Türkkan ve Selcan Taşçı'nın da olduğu milletvekilleri kararını gözden geçirmesini istedi. Meral Akşener yoksa ben de yokum diyen İzmir milletvekili Ümit Özlale partiden istifa etmişti. Muğla milletvekili Metin Ergun'un da sosyal medya hesabından Akşener'siz olmaz mesajı vermesi dikkat çekti. Kurultay için Müsavat Dervişoğlu, Koray Aydın, Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını açıklayan isimler. Sayın Meral Akşener'in 2015'te yola çıktığım Meral Akşener olduğuna ben artık inanamıyorum. Verdiği kararlara bunu nasıl verdi diye hayretler içerisinde takip etmekle yetiniyorum, kahroluyorum. Kulisleri yarışa katılacağı söylentileriyle hareketlendiren eski İYİ Partili Yavuz Ağralioğlu da sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Sonbaharda altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadeleyle milletimizin teveccühüne talip olacağız diyerek kuracağı partiyi işaret etti. Hepinize sevgiler, saygılar. Seçim yenilgisinin ardından partiden istifa eden Bilge Yılmaz da aday olacak iddialarının söz konusu olmadığını belirtti. Kulislerde parti sözcüsü Kürşat Zorlu'nun da yarışa katılacağı söyleniyor. Seçim sonucuna itiraz edilen adresler arasındaydı Hatay. Yüksek Seçim Kurulu seçimin yenilenmesine gerek olmadığına karar verdi. Hatay'ın kazananı AK Parti oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hataylılara verdikleri destek için teşekkür etti. En kısa zamanda kenti ziyaret etme sözü verdi. Metin Türk. Evet kardeşimiz, kesin kararla seçimi kazanmış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Büyükşehir Belediyesi'ni kazandığı Hatay'a telefonla bağlandı, seçmene teşekkür etti. Artık Hatay'ın bu karanlık günlerini geride bırakmanın huzuru içerisindeyiz. İnşallah Hatay'a olan hizmetlerimizi çok daha kararlı bir şekilde artıracağız. Cumhurbaşkanı, YSK'nın CHP'nin Hatay'da seçimin yenilenmesi talebini reddetmesine de değindi. Seçim kurulu Hatay'la ilgili nihai kararını sizler azmettiniz. Bunun neticesinde de Hatay'da Mehmet kardeşimiz kesin kararla seçimi kazanmış oldu. Hatay'da AK Parti %44,48 oyla sandıktan birinci çıktı. CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ın oyuysa %44'te kaldı. Üçüncü parti %2,61 oy oranıyla yeniden refah oldu. Erdoğan bayramdan sonra kenti ziyaret edeceğini söyledi. Bayramdan sonra inşallah şahsımla heyetimle beraber şöyle bir Hatay ziyareti yapacağız. Mazbatasını alan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ise hızla çalışmalara başladı. YSK zaten hukuki olarak kararını vermiştir ve biz görevimize devam ediyoruz. İşimize bakıyoruz. Tek derdimiz bu şehri ayağa kaldırmak. Düzce Kaynaşlı Belediyesi'nde devir teslim töreni vardı. Seçimi kaybeden Yeniden Refah Partili eski başkan Birol Şahin, törene katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'le tartıştı. Hatta öfkesine hakim olamayıp üzerine yürüdü, hakaret etti. Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı koltuğu devrederken tartışma çıkardı, tansiyonu yükseltti. Görüntü Düzce Kaynaşlı Belediyesi'ndeki devir teslim töreninde kayda geçti. Yeniden Refah Partili eski başkan Birol Şahin koltuğu MHP'li Eftal Altundal'a bırakacaktı. Ancak halefini beklerken yaptığı konuşmada MHP'yi eleştirince
Ortam gerildi. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu milletvekili olarak. Törene katılan MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, partisini hedef alan sözlere kayıtsız kalmadı. O sırada Birol Şahin öfkesine hakim olamadı. Masadaki çiçeği milletvekiline fırlatıp hakaret etti. Başkanlık makamındakiler araya girdi. Yeniden Refah Partili eski başkan güçlükle sakinleştirildikten sonra devir teslim töreni tamamlandı. Tamam İsmail. Onların her birine hepimiz minnettarız. Edirne Kapı şehitliğinde yine hüzünlü geçti bu bayram. Şehitlerimiz dualarla anıldı. Depremde hayatını kaybedenler de unutulmadı. Bayramlar kaybettiklerimizin acılarını daha fazla hissettiğimiz günler. Her gün buradayım. Her gün geliyor. Bayram günleri üzünlü geçiyor bizim için. Kiminin evladı, kiminin babası, kiminin de kardeşiydi toprağın altındaki. Bayramın ilk günü şehitliklerde yine hüzün vardı. Lanet olsun o teröristler. Edirne Kapı bu bayramda şehit yakınlarıyla doldu taştı. Yaşı küçüktü ama adı, şanı, gururu büyük. Anneler, babalar, kardeşler hepsi oradaydı. Mezar başında dualar okundu, kimi de şehidiyle konuştu. Depremzedeler için bu bayram da buruk başladı. Çünkü acıları hala tazeydi. Kimi evladını, kimi eşini, kimi de babasını kaybetmişti. Depremi üzerinden 430 gün geçti. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden aziz insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay'da deprem şehitlerini ziyaret etti. Mezarlıklara karanfil bıraktı. İstanbul Kartal'da 5 katlı bir apartmanın 1. katındaki balkon aniden yerle bir oldu. O sırada orada bulunan 63 yaşındaki bir kadın da çöken balkonla birlikte aşağı düştü. Talihsiz kadın hastanelik olurken binada tahliye edildi. Balkon çöktü, 63 yaşındaki yaşlı kadın ölümden döndü. Bir anda ses gelince dışarı çıktık, Ayşe abla göçün altındaydı, oradaydı. Kartal'da 5 katlı apartmanın 1. katında yaşayan Ayşe Bulduğ'un başına ne geldiyse oturduğu dairenin balkonuna çıkmasıyla geldi. 1. kattaki balkon bir anda çöktü, yaşlı kadın molozlarla birlikte zemine düştü. Çamaşır asıyordu büyük ihtimalle çünkü 5 dakika önce seslendi, oradaydı kendisi. Moloz yığınları altında kalan kadının yardımına önce çevredekiler koştu. Ardından yaralı kadın olay yerine gelen ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı. Eski olduğunu belirtiyordu ama bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyorlardı. 63 yaşındaki kadın tedavi altına alınırken balkonu çöken apartman tedbir amaçlı olarak boşaltıldı. Cem Mert Özer ailesiyle gezmek için Beylikdüzü sahile gitmişti. İddia o ki sahipli pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz gencin vücuduna tam 28 dikiş atıldı. Üstelik ölümden dönen Özer'e göre saldırıda kasıt var. Buraya kadar geldi adama saldırı. Üstüme geldi, gırtlağıma saldırmaya çalıştı. Bile isteye. Üzerime saldı. Yolda yürüyen gence pitbull saldırdı. Vücuduna 28 dikiş atılan genç ölümden döndü. Beylikdüzü'nde ailesiyle gezmek için sahile gelen Cem Mert Özer iddiaya göre market sahibinin pitbull cinsi köpeğini serbest bırakmasıyla dehşeti yaşadı. Bak görüyor musun, geliyor bak, gördün mü ha? Her türlü cezalandıracağım. Uzaktan beyaz büyük bir köpek fark ettim. Yaklaşınca köpeğin zincirini biraz daha saldılar. Arkamı döner dönmez arkamdan yakaladı zaten. Köpeğin saldırmasıyla yere düşen Özer dakikalarca boğuştu ancak kurtulamadı. Pitbull bacağından kolundan defalarca ısırdı.
üstüme geldi. Gırtlağıma saldırmaya çalıştı. Bacağımı 3 yerden kaptı. 27-28 dikiş var. Ölümden dönen genç adamın iddiasına göre o köpek daha önce de 5 kişiye saldırmıştı. Ben parçalanan 6. insanım. Benden önce 5 kişiyi daha parçalamışlar. Yine ABD polisi, yine öldürülen bir siyahi. Amerika'daki dehşet veren o görüntülere bakalım şimdi. Open the door now! Open the door now! Polisin ihtarına uymadı. Silahlar ardı ardına patladı. Siyahi adama 41 saniyede tam 96 kurşun yağdı. Olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago eyaletinde yaşandı. Roll the windows down. Roll the window down. What are you doing? Roll this one down. Roll that one down too. Hey, don't roll the window up. Don't roll the window up. Okay, okay. Do not roll the window up. 26 yaşındaki Dexter Reed, kemer takmadığı için trafik çevirmesine takıldı. Aracın yanına yürüyen polise siyahi sürücüden kapıyı açmasını istedi. Ancak şüpheli uyarılara kulak asmadı. Dehşet anları tam da bu noktada başladı. Tartışma sırasında bir silah sesi duyuldu. İrkilen dört polis defalarca tetiğe bastı. Polisin kurşun yağdırdığı Dexter Reed olay yerinde yaşamını yitirdi. Güpegündüz savaş alanına dönen sokakta 96 mermi kovanı bulundu. Open the door now! Open the door now! Open the door now! Olaya ilişkin polis kamerası görüntülerini paylaşan Chicago Emniyeti, ilk ateşi araçtaki şüphelinin açtığını öne sürdü. Ancak kayıtlarda bir silah sesi duyulsa da kimin ateş açtığı net şekilde görünmüyor. Son dönemde bazı işletmeler düşük KDV ödemek için vergi kaçırma oyununa başvurunca Hazine ve Maliye Bakanlığı devreye girdi, yeni bir uygulamaya başladı. Bundan böyle tüketici ödediği fişin fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşacak. İşte bu noktadan sonra da yapay zeka timi meseleyi devralacak. Sistem algoritmayla iz sürüp işin peşine düşecek. Ayrıntılara bakalım. KDV hırsızlığı başladı. Düzenleme istiyoruz ve ciddi denetim de istiyoruz. Daha az vergi ödemek için KDV tutarını düşük gösteren esnaf mercek altında. Bakanlık sosyal medya timi kurdu. Vatandaş KDV oyununu fotoğraflayıp paylaşacak, gerisi ise artık bakanlıkta. Bakanlık devreye girecek. Çok faydalı olur diye düşünüyorum. Bir vatandaş olarak KDV'de oranın düşük gösterildiğini fark ettiniz. İşte o paylaşımı sosyal medyaya eklediğiniz takdirde ondan sonrasında bakanlık devreye girecek. Öyle ki yapay zeka ile birlikte tüm KDV oyunları sosyal medyada bakanlık timi tarafından taranacak, bir süzgeçten geçilecek. Yani vatandaş ihbar edecek, sosyal medya timi yakalayacak. Dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin de bunu sıkı denetmesi çok hoşumuza gider. Tabii ki denetimler sıkılaştırılsın. Peki KDV oyunu nasıl işliyor? İşte örnek bir fiş. 80 liralık döner kredi kartıyla ödendi. Ancak fiş içecek olarak kesildi. Böylece %10 olan KDV %1 oldu. %10 olarak tahsil ettikleri katma değer vergisini devlete %1 olarak yatırıyorlar. Yani hazineyi soyuyorlar. KDV oyununu önlemek amacıyla Haziran'dan itibaren artık bu eski POS makineleri kalkacak. Yerine yapay zeka ile çalışan yeni POS makineleri gelecek. Esnaf bu POS makinelerini zorunlu olarak kullanmak zorunda kalacak. Öyle ki bu POS makinesiyle birlikte bir iş yerinde mesela lokantada yiyecekten çok içecek satılıysa, yani KDV oranı düşük bir ürün satılıysa, işte bu algoritma maliyeye yine bilgi verecek. Bu dükkana dikkat et diyecek. Fiş alırken dikkat ediyor musunuz? Bakıyor musunuz? Bakmam. Hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Yok.
tüketici aldığı fişe dikkat etmeli. Fiş alıyorum da yani o incelemeyi yapmıyorum yani. Herhalde bundan sonra biraz dikkat etmek gerekiyor. Gideceğiz bundan sonra. Hem devletten hem vatandaştan çalmış oluyorlar. Ve esnafa gelince KDV karmaşasına bir an önce son verilmesini istiyorlar. Bir üründe bir tabak yemeğin içinde birinde bir, birinde on, birinde yirmi olursa KDV bu sorun oluyor tabii ki. Kestiğimiz faturalar %10 ama aldığımız bütün faturalar %1 ve biz bunun altından çıkamıyoruz. Tatlılar hazırlandı, dolmalar sarıldı, mutfaklarımız ikramlıklarla süslendi. Peki 30 günlük Ramazan sonrası beslenme nasıl olmalı? Şimdi işin uzmanına kulak verelim. Bayram demek, ziyafet demek. Tatlılar hazırlandı bile. Fakat dikkat edilmesi gereken bir konu var. 30 günlük orucun ardından bayramda nasıl beslenmeliyiz? Özellikle şeker tüketimi nasıl olmalı? Örneğin bir dilim baklava 200 kalori. Vücudumuzun bunu yakması için kaç dakika yürüyüşe ihtiyacımız var? Baktığınız zaman burada sütlacı görüyorsunuz. Bir kase sütlaç gerçekten yoğun bir şeker içeriyor. 40 dakika yürüyüş demek ya da bir dilim baklava. Bu küçük bir dilim baklava ama bir büyük, birazcık daha büyük baklava olduğunu varsayarsak yaklaşık olarak 200 kalori ve 25 dakika yürüyüş demek oluyor. Tabii ki bayramlar bizim için özel günler. Hiçbir zaman için kısıtlamalar ve yasaklarla yol almamamız, nasıl tüketmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor. Beslenme uzmanı Derya Zümbülcan tatlı yerken göz önüne alınması gereken durumlardan bahsetti. Birincisi yavaş yemeye, ikincisi olabildiğince günün erken saatlerinde yemeye. Yani akşam yiyeceğiniz bir baklavayla öğlen yiyeceğiniz baklava arasında vücutta depolanma açısından fark var. Öğlen yediğinizde gün içerisinde daha kolay harcama imkanınız olduğu için kilo olarak kalması daha az olası olacaktır. Zümbülcan su tüketiminin de önemini vurguladı. Özellikle tansiyon ve şeker hastaları, gebelikte diyabeti olanlar, bu gibi sağlık problemi yaşayan kişiler bayramda beslenmelerine ekstra dikkat etmeliler ve beslenmenin yanında, besinlerin yanında da dediğim gibi su tüketimi ve içecek tüketimi, çay kahve tüketimini de mutlaka sınırlandırmalılar. Bayram deyince tatlı, tatlı deyince Türk mutfağının ünü sınırları aşan vazgeçilmez lezzeti baklava geliyor ilk olarak aklımıza. Çeşidi bol, fiyatı her işletmeye ve içine konan malzemenin kalitesine göre değişiyor. Tabii bir taraftan ucuzsa güvenilir değildir algısı da var. Peki gerçek baklavanın maliyeti ne kadar? Arkadaşlarımız araştırdı. Fıstıklısı, cevizlisi, dolaması, midyesi. Ben fıstıklı severim. Baklava bizim milli tatlımız. Bayram sofralarının, ikramlıkların baş tacı, Türk mutfağının damak çatlatan lezzeti baklava. Çeşidi çok, fiyatınınsa bir ortalaması yok. Ya çok pahalı ya da çok çok ucuz. Ucuz etin yanisi yavan olur derler. İyi olmadığı kesin yani. Bayramlarda sofraların olmazsa olmaz tatlısı baklavalar yine gündemde. Önceden yüksek fiyatıyla gündemdeydi. Bu kez düşük fiyatıyla şu anda normal. Kaliteli bir baklavanın kilogram fiyatı 700 ila 1000 lira arasında değişkenlik gösteriyor. Ancak bazı işletmeler 84 ve 155 liradan kilosunu satışa sununca akıllarda da soru işaretleri oluştu. İçine ceviz koysan olmaz, fıstık koysan olmaz. Boş bırak sen. Bir ihtimal. Kilosu 84 liraya baklava olur mu? Un, yağ, şekerden olsa sadece işçiliğini düşünseniz, işletme giderlerini düşünseniz bunun 84 lira olması mümkün değil. Kalitesiz ceviz kullanıyor. Çok az miktarda kullanıyor. Makine işçiliği vardır. Onların kullandığı fıstıkta bu yeşilliği asla göremezsiniz. Sapsarıdır. O baklavaya baklava demek doğru değil. Belki un, şeker, yağdan oluşan bir hamur tatlısı denilebilir. Alır mısınız? Almam. Peki gerçek malzemelerle hazırlanan bir baklavanın maliyeti ne kadar? 1 kilo baklavada 150 gram Antep fıstığı var. 250 gram tereyağı var. Tereyağının kilosu 500 lira. Antep fıstığının kilosu şu anda Gaziantep'te 900 lira. 1 kilo baklavada fıstığı hesaplarsanız 142,5 lira yapıyor zaten. Cevizli baklavanın fiyatı bizde şu anda 730 lira. Fıstıklı klasik baklavamız 850 lira. Burada midye baklavamız var 1100 lira. Biz kaliteli baklavayı nasıl anlarız? Şerbeti de tam kıvamında olacak. Şunu çatalı batırdığınızda bakın şerbet damlamaması lazım. Baklavayı yediğinizde boğazınızı yakmayacak, midenizi yakmayacak. Bir dilim yedikten sonra ikinci dilimi de istemeniz lazım. 9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirmek istemeyenler cuma gününden itibaren yola düştü. Mega kent trafiğinde gözle görülür bir azalma yaşandı. İstanbul'daki sakinliğin tadını ise turistler çıkardı.
Trafik yoğunluğu 4-5 gün öncesine göre daha az. Yoğun kalabalıklar yerini biraz daha sakin bir görüntüye bıraktı. Uzun tatille birlikte İstanbul'da nefes alırken megakent turistlere kaldı. 9 günlük bayram tatilinin başlamasıyla birlikte birçok kişi İstanbul'dan ya memleketine ya da tatil beldesine gitti ve İstanbul boşalmaya başladı. Hal böyle olunca da tarihi mekanlar turistlere kaldı. Şehrin sembol meydanları ve noktaları turistlerin akınına uğruyor. Yoğunlukla Avrupalıları görüyoruz. Amerika'dan gelenler var. Bir de onlarla beraber uzak doğu misafirlerimiz var şu anda bölgede olan. En çok Sultanahmet bölgesinde bu yoğunluğu görüyoruz. Bunun dışında Taksim bölgesi ve Balat olmak üzere Fener ve Balat bölgesi de son dönemde çok popüler oldu. İstanbul'un yabancı misafirleri bol bol fotoğraf çekerken tadına doyum olmayan lezzetlerden de tadıyor. Yedi tepeli şehir bayramı fırsat bilen turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Çarşı pazarda bayram alışverişi hareketliliği vardı dün. Evlerde ise tatlı bir telaş. Maharetli eller misafirler için ikramlık hazırlığındaydı. Altay Altuğ ve Mehmet Şahin de Çatalca'da o tatlı telaşı keyifli bir sohbet eşliğinde görüntüledi. Bayram demek büyüklerimizi ziyaret etmek, temizlikler, börekler, dolmalar, bütün kızlar toplandı. İyi bayramlar. Evreşe yolları dar dar, bana bakma benim yarim var. İstanbul Çatalca'nın Dağ Yenice köyündeyiz ve Ramazan bayramı hazırlıkları tıpkı her sene olduğu gibi devam ediyor. İşte bir taraftan odun ateşi yakıldı, diğer taraftan da konu komşu. Bütün köylüler de ise burada ve sarmalar sarılıyor, börekler, baklavalar yapılıyor. Çok büyük şehirlerde rastlamadığımız bir görüntü ama bayram geleneği, bayram hazırlığı geleneği bu noktalarda hala sürdürülüyor. Gelenektir. Ablalarımız bu geleneğimizi sağ olsunlar hep devam ettiriyorlar. Odun taşıdım, fırını yaktı güzelce. Sarma bayramlarda olmazsa olmazımız. Hepsi bizim kendi asmalarımız. Yanında da çay. Mutlaka oluyor. Bir de koyu bir sohbet. Çay mı koyu, sohbet mi daha koyu oluyor? Sohbet daha koyu oluyor. Eskiden bakıyor muydu kaynanalar gelin sarma yapıyor mu yapmıyor mu diye? Bakarlardı. Sarma yapıyorsa tam not mu? Yani tam not. Her yerde şu an arı gibi çalışıyorlar. Burada evet. Börek hamuru yoğuruyoruz. Neyli börek? Ispanakla. Peynirli olur, Ispanak. Patlıcanlı olur. Yufkamızı fırında odun ateşinde pişiririz incecik. Güzel onu ıslatıp kat 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 yaparız ve böreğimizin tadına doyum olmaz. Bize de yemesi düşüyor. Fırına yolluyoruz. Mehmet gelsene şu çıtırtıya bak. İçi kat kat olmuş. Böreğe bak çocuğum. Şuradan malzemeyi görüyor musun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saymakla bitmiyor. Bir sürü tepsi baklava kocaman kocaman. Ne kadar sürdü bunları yapmak? Vallahi 3 gün oldu uğraşıyorum. Speedy Gonzales Nurten diyorlar galiba. Speedy Gonzales, hızlı Gonzales. Evet, işimi biliyorum çünkü. Cevizi içine atarız. Üçgen üçgen minik minik taneler. Evet, leblebi gibi yemek için. Tak 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 tak. Şerbete dökülecek. Şerbet çok sabırsızlanmış. Sabırsızlandı yavrum. Beklemek istemiyor. Evde de işler var. Kameraman gelecekmiş Mehmet yardıma. Sağ olsun. Mesain devam edecek. Güle oynaya şarkılarla bayram hazırlıkları tamamlandı. O zaman herkese iyi bayramlar. Eğer siz de bayramı İstanbul'da geçirenlerdenseniz bu haberi sizin için hazırladık. İşte mega kentte pek de bilinmeyen gezilecek yerler. Bayramı İstanbul'da geçirecek olanlara şehrin gürültüsünden uzak doğayla iç içe bir önerimiz var. Peki ya şu anda neredeyiz? Şile'ye bağlı Esenceli Mahallesi'ndeyiz ve bugün sizlere bu mükemmel yeri tanıtacağız. Esenceli'ye gelenleri ilk olarak işte bu traktörün arkasındaki seyyar bakkal karşılıyor. Köye dolaşmaya gelenler etrafta büyük market olmadığı için buradan yiyecek ve içecek teminini yapabilirler. Ben Aysel Arslan, Esenceli köyünde ikamet ediyorum. Mini bir büfe işletiyorum. Traktörlü büfemiz var. Burası kamp piknik alanı. Böyle vakit geçiriyoruz. Esenceli çok şenlikli, güzel, eğlenceli bir yer. Şimdi burada şairin yeri yazıyor. O zaman siz şair misiniz? Yazıyorum, evet. Şiirlerim var. Beste çalışmalarım, güfte çalışmalarım var. Güfte yaparken arkada da köfte yapıyorum. İsteyenler gelip köftemizin tadına da bakabilirler.
Mega kentin saklı kalmış bu köşesine gelen doğa severler yiyecek ve içeceklerini alarak göl kenarındaki bu alana geliyorlar ve burada dileyen çadır kuruyor, dileyense masa sandalyesini atarak burada konaklıyor. Buraya daha önce birkaç sefer geldim. Çok güzel, doğa harikası bir yer. Gayet güzel. Esengil'i valla ben 65 senedir geldiğime göre burası o kadar güzel bir yer. Tabii bu temiz havada da kolay kolay yaşlanılmıyor. Beni görüyorsunuz işte. Bu yaşta ben hala hayvan peşinde koşuyorum. Esenceli mahallesinde bir de isimsiz bir türbe bulunuyor. Şimdi köyün yerlilerinden Aysel abla bize buranın hikayesini anlatacak. Efendim bu türbenin hikayesi nedir, sizlerden dinleyelim. Şimdi bu köy çok eskilerden anlatıldığına göre, rivayetlere göre buraya eskiden 3 tane evliya sapında birilerinin geldiği görülüyor. Sonrasında bir müddet burada kaldıktan sonra keramet sahibi oldukları anlaşılıyor. Bunlar ortadan kayboluyor. Fakat nereye öldükleri, nereye gömüldükleri belli değil. Sonrasında burada koyunlarını otlatan çoban sürekli rüyasında bu türbenin olduğu yeri görüyor. Orada bir zatı görüyor. Sonrasında bu köylüye anlattığında köylü de diyor ki hani sen koyunlarını burada bir otlat bakalım neler olacak. Tekrar burada köylüyü toplayıp işte çoban koyunlarını yayıyor fakat bir türlü koyunları oraya basmıyor. Sağdan soldan işte dört bir yanından koyunları kovalamaya başlıyorlar bakalım basacak mı diye. Yine basmadığını görünce burayı açıyorlar, bu zatı buluyorlar. Peki sizin de bu türbede yaşadığınız bir olay olmuş, dinleyebilir miyiz onu da? Tabii ki. Hani ilgilenen fazla kişi olmadığı için daha önce de yaşlılar ilgileniyormuşlardı. Onlar da vefat edince ben de dedim hani ele alayım biraz içinin temizliğini yapayım falan diye düşündüm. Sonrasında etrafını temizledim, camı açtım hani toz kalkmasın diye. İçeride bir güğüm var, sürekli o güğüme su koyuyorlar. Su ertesi günü boşalıyor diyor, anlatılıyordu. Ben de dedim hani hem bir deneyeyim bakalım gerçekten bu rivayetler doğru mu? Güğüme suyu doldurdum. Oraya bıraktım. Takunyalar var. Yanına düzgün bir şekilde koydum. İçeriye doğru baktığımda camın açık kaldığını gördüm. Şu camı kapatayım dediğimde takunyaları düzgün bir şekilde koydum. Güğümü de onun yanına koymuştum. Fakat aynı anda döndüğümde güğümün takunyaların o üstünde olduğunu gördüm. Sanki bir mesaj verir gibiydi. Esencelilerin bu doğa harikası köye gelenlere bir de mesajı var. O da giderken çöplerini çöp kutularına bırakmaları. Temizliğe dikkat etsinler. Biz köylüler olarak yani çok muzdaribiz, yani çöpleri bırakıyorlar. Bunlara biraz dikkat etsinler. Yurdun batısı bahara merhaba derken doğu bölgelerde kıştan kalma günler yaşanıyor. Hakkari'de kuvvetli yağış etkiliydi. Sağanak heyelanı tetikledi. Yollar ulaşıma kapandı. Şırnak'ta ise sağanak dolu da getirdi. Sağanak heyelana yol açtı. Ekipler kapanan yolları açmak için zamana karşı yarış verdi. Hakkari'de gün boyu etkili olan sağanak bazı evleri ve dükkanları su altında bıraktı. Akşam saatlerinde ise birçok noktada heyelana yol açtı. Kentin 3 ayrı noktasında meydana gelen heyelanlar trafiği de olumsuz etkiledi. Yollarda kalanların ihbarıyla bölgeye gelen ekipler kapanan yolları açmak için yoğun mesai harcadı. Şırnak'ta ise kuvvetli yağış zaman zaman doluya dönüştü. Hazırlıksız yakalananlar çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu. Van'da ise karla karışık yağmur vardı. Evlerin çatısında oluşan buz sarkıtları böyle görüntülendi. Elazığ'da ise gök gürültülü sağanak etkiliydi. Çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Doğudaki yağışın 3 günlük bayram boyunca sürmesi bekleniyor. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kaza getirdi. Düzce'de şoförünün kontrolünden çıkıp kanala uçan minibüste 2 kişi yaralandı. Lastiği patlayan minibüs kaza yaptı. 2 kişi yaralandı.
Kaza Düzce'de yaşandı. Hızla seyreden minibüs sol şeritteyken lastiği patladı. Araç savrulup önce bariyere vurdu, sonra da yol kenarındaki kanala yuvarlandı. Araç içi kamerasına yansıyan kazada iki kişi yaralandı. Bu görüntüler de Bursa İnegöl'de kayda geçti. Kamyonet yan yoldan gelen minibüsle çarpıştı. Kamyonet devrilirken minibüs yan yattı. Vatandaş hemen araçtakilerin imdadına yetişti. Kazada 3 kişi yaralandı. Kazanın her saniyesi güvenlik kamerasına yansıdı. Hakkari'de dere kenarında mahsur kalan atı kurtarma operasyonu vardı. 7 saat süren çalışma sonrası at güçlükle de olsa kurtarıldı. Mahalleli seferber oldu, derenin karşısında mahsur kalan at 7 saatlik operasyonla kurtarıldı. At kurtarma operasyonunun adresi Hakkari. Geçimini hayvancılıkla sağlayan Lokman Demir atıyla pancar toplamaya gitmişti. Dönüşte derenin debisi yükselince mahsur kaldı. Yardımına köylüler koştu ama azgın suda atı karşıya geçirmek hiç de kolay değildi. Kurtarma operasyonu 7 saat sürdü. At güçlükle de olsa karşıya çekildi. ATV ekranlarında gün ortasının sonuna geldik değerli izleyenler. Bayramın birinci günüydü. Mutlu bayramlar diliyoruz her birinize, sevdiklerinizle birlikte. Hoşçakalın.